yollarımıza ve genele ilişkin rakamsal artışlar dışında bazı ihtiyaçlar, beklentiler, iyileştirmelerle ilgili talepler vardı. Bunu değerlendirdiğimizde 776 maddeden oluşan bir talep listesiyle karşı karşıyaydık. Bu komisyonlarımız bu talep listeleriyle ilgili ilk değerlendirmeleri gerçekleştirdiler. Ardından 8 Ağustos tarihinde genele ilişkin taleplerin değerlendirilmesi yapıldı ve biz 14 Ağustos tarihinde kamu görevlileri sendikaları heyetiyle birlikte bir araya geldik. Önce genele ilişkin değerlendirmelerimizi yaptık. 10-11 Ağustos tarihinde de hizmet kollarına ilişkin değerlendirmelerimizi yaptık ve ilk teklifimizi bu değerlendirmelerden sonra kamuoyuyla paylaştık. Hatırlayacağınız üzere kamu işveren heyeti olarak 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz teklifte 2018 yılının ilk 6 ayı için %3, ikinci 6 ayı için %3, 2019 yılının ilk 6 ayı için %3, ikinci 6 ayı için de %3 şeklinde bir ilk değerlendirmemiz olmuştu. İlerleyen süreçler içerisinde belki kamuoyunun önünde paylaşmadık ama sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla diyalogumuzu ve iletişimimizi sürdürdük. Ve bir ara teklif değerlendirmesi yaptık ve teklifimizi güncellemiştik. Bu bağlamda biz ara değerlendirme sonrasında teklifimizi yine 2018 yılının ilk 6 ayı için %3,5, ikinci 6 ayı için %3,5, 2019 yılı ilk 6 ayı için %3,5, ikinci 6 ayı için %3,5 şeklinde revize ettiğimiz teklifimizi heyetimizle paylaştık. Bu revize ettiğimiz teklifi paylaşmanın ardından da burada sabahlara kadar süren çok yoğun bir çalışma temposuyla tüm sendika hizmet kollarına ilişkin sendika başkanlarımızla birlikte hizmet kollarına ilişkin o 776 tane gelen teklifin müzakerelerini sürdürmeye başladık. Bu müzakerelerde de önemli bir aşama kaydettik ve müzakerelerimizi belli bir noktaya getirdik. Bugün bütün bu 21 günlük süreç sonunda karşılıklı diyaloglarımız, istişarelerimiz, çalışmalarımız sonucunda hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kamu işveren heyeti başkanı olarak da son teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teklifimizi oluştururken birincisi müzakerelerimiz temel bir kaynak oluşturdu. Ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın talepleri, beklentileri bizim için her zaman bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman öncelikli olmuştur. Bunu dikkate aldık ve 80 milyon vatandaşımızın da menfaatleri doğrultusunda son teklifimizi kamu işveren heyeti olarak oluşturduk. Bugün sizlerle bu teklifimizi paylaşmak istiyorum. Bu bağlamda müzakereler sürecindeki son teklifimiz 2018 yılı ilk 6 ay için %3,5, ikinci 6 ayı için %3,5, 2019 yılı ilk 6 ayı için %4, ikinci 6 ayı için %5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimizi kamu işveren heyeti başkanı olarak kamu görevlileri sendikaları heyeti başkanımıza ilettim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecektir. Biz bu sürecin ilk günkü yaptığım toplantıda, ilk günkü konuşmamda da ifade etmiştik. Çok samimi, açık ve katılımcı olarak yürüttük. Bundan dolayı bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bunun önemli olduğunu düşündüğümü belirtmek istiyorum. İnşallah hep uzlaşı vurgusu yaptık. Bu sürecin başka bir mekanizmaya gerek kalmadan uzlaşıyla bugün saat 24'e kadar süremiz var. Tamamlanması konusundaki arzumu, isteğimi buradan tekrardan belirtmek istiyorum. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz, müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Niyetimiz halis. Bizim için kamu çalışanlarımız, emeklilerimiz her zaman kıymetli oldu. Bugüne kadar gerçekten reform niteliğinde, devrim niteliğinde çok önemli ilklere imza atmış bir 15 yıllık iktidarın mensubu olarak söylüyorum. Bu teklifimizin de inşallah olumlu karşılanacağını ve bugün itibariyle de bağlatma yolunda da bir adım atma ümidim olduğunu belirtip tüm kamuoyunu saygıyla selamlıyorum. Sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Alayım sorunuzu, buyurun. Tepki geliştirdiniz. İlk tepkiyi alma fırsatınız oldu mu? Eğer olumlu bir yanıt gelmezse 24'e kadar müzakere edileceğini söylediniz. Bu rakamların üzerine çıkılma ihtimali nedir? Az önce de paylaştım. Bizim için son teklif niteliğinde. Biz bütün parametreleri, bütün argümanları toplu olarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdik. Söyledim, ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri, çalışma hayatına ilişkin yaşamış oldukları sorunların çözümü konusunda hizmet kollarımızda önemli adımlar attık şu anda. Eğer bağıtlarsak bunlar da uygulamaya geçecek ve 80 milyon vatandaşımızı da düşünerek bu teklifimizi hazırladık. Şimdi ben demokratik hassasiyeti de, demokratik kuralları hassasiyeti yüksek birisiyim. Şimdi kamu görevlileri sendikaları heyeti başkanı adına burada bir yorum yapmam ya da görüştüğümüz toplantıdaki tepkilerini onlar adına burada ifade etmemin doğru olmayacağını düşünüyorum. Muhtemelen Ali Yalçın başkanımız birazdan değerlendirmesini ilk ağızdan kendisi yapacaktır. Dediğim gibi ben sadece burada umudum ve isteğim bugün saat 24'e kadar bu sürecin bu aşamaya getirirken ki olgunlukla, suhuletle, diyalogla konuşarak olumlu sonuçlanması ve bağıtlanarak başka bir mekanizmaya gerek kalmadan kamu çalışanlarımız adına uygulamaya geçmesidir. İnşallah bu umudumu bu saat itibariyle de korumaya devam ediyorum. Herkese de teşekkür ediyoruz. Gerçekten sendikalarımızla çok verimli, benim için de ilk tecrübeydi. Bu bağlamda bundan sonraki yapacağımız çalışmalara da ışık tutacak, katkı sağlayacak çok olumlu bir süreci de kendi adıma geçirdiğimi ifade etmek istiyorum. Toplu sözleşmelerin konusu biliyorsunuz mali ve sosyal haklarla sınırlı. Toplu sözleşmelerimizin biliyorsunuz içeriği mali ve sosyal haklarla ilgili. Bu müzakere masasına gelen birçok konu aslında bu kapsamın da dışında kalan konulardı. Biz bunları da reddetmedik. Bunu da burada açıklıkla ifade etmek istiyorum. Belki toplu sözleşme bağlamında bir bağıtlama ya da hükme bağlama söz konusu olmadı. Ancak önümüzdeki dönemde üzerinde çalışmak üzere not aldığımız, konuştuğumuzda birçok husus oldu. Diğer taraftan kamuda çalışanlarımız açısından işleyen bazı mekanizmalarımız var. Kamu idari kurullarımız, kamu personeli danışma kurulu gibi bu kurulların da bundan sonra inşallah etkin ve verimli çalışması bizim önceliğimiz olacak. 2 yıllık süreçlerde böyle konuları kendi haline bırakıp çözüm için toplu sözleşme masaları beklenmeden inşallah birçok sıkıntının, sorunun, beklentinin, talebin daha erken vakitlerde zamanında kamu çalışanlarımız açısından sonuca kavuşturulması konusunda da takipçi olacağız bundan sonraki dönemde. Dediğim gibi birçok açıdan önemli bir süreci 21 günü geride bıraktık. Ve ben olumlu olarak bugün buradan çok da iyi bir teklif verdiğimize, son teklif verdiğimize de inanıyorum. İnşallah olumlu şekilde akşama kadar sonuçlandıracağız diyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz sadece bu konularda maliyet unsuru olarak bakamayız. Bu teklifin dışında az önce de söyledim. Bir 776 maddeden oluşan bir talep listemiz vardı. Bunları da değerlendirdik. Bunların hepsini bütün olarak değerlendirmemiz lazım. İnşallah kamu çalışanlarımıza hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar arkadaşlar.